üzerine tüm dünyada devrimci mücadelelerin bir yanını da tusaklıklar oluşturmuştur bildiğimiz gibi. Ve devrimcilerin tusak düşerken ve hapishanelerdeki tavrı da, yani tusaklı koşullardaki tavrı da devrimleri etkilemiştir. Bu nedenle emperyalizm ve faşizmin de sürekli, yani tüm dünya genelinde hapishanelerde ve tutsaklara yönelik bir politikası olmuştur. Bu politikanın temeli de tutsakların teslim alınmasına yönelik bir politikadır. Tutsakları teslim almak, tutsakları devrimci düşüncelerinden soyundurmak ve topluma pişmanlık getirmiş tutsakları dayatmak istemiştir emperyalizm ve faşist sistemler. Buna karşı tutsaklı koşullarında alınan tavırlarda devrimci mücadelenin olumlu ya da olumsuz, dışarıdaki halkın olumlu ya da olumsuz etkilenmesini belirlemiştir. Emperyalizmin teslim alma politikalarının, hapishanelik teslim alma politikalarını katliam, işkence, çeşitli dayatmalar, ideolojik propaganda ve bombardıman gibi çeşitli başlıklarda sayabiliriz. Ama bu başlıkların en önemlilerinden ve etkilerinden bir tanesini de tecrit politikası oluşturur. Latin Amerika ülkelerinde özellikle Uruguay örneğinde gördüğümüz gibi tecrit politikası, hapishane politikası, yine Türkiye'de devrimci yol örneğinde gördüğümüz gibi hapishanelerde direnmeme ve tecrit politikası örgütlerin düzene dönmelerine, örgütsel olarak varlıklarını, ideolojik ve örgütsel olarak varlıklarını sonlandırmalarına kadar varan sonuçlar elde etmiştir. Bu nedenle Türkiye'de de devrimci mücadeleye karşı etkili olarak kullanılmaya çalışılan silahlardan bir tanesi tecrit politikası oldu. Özellikle 90'lı yıllardan sonra 1991'de, 1996'da ve 2000 yılında devrimcilere yönelik tecrit politikasını özel tecrit hapishaneleri sistemini geliştirerek uygulamak istediler. En son 2000 yılında FETÖ hapishaneler bunun en geliştirilmiş biçimidir. FETÖ hapishanelerde devrimci tutsaklara yönelik tecrit uygulanacak ve devrimci mücadele tasfiye edilecekti. Tecrit politikası tasfiyeye nasıl hizmet ediyor? Şöyle diyebiliriz, tecrit çok çeşitli sonuçlarıyla insanın kişiliğini parçalayarak, örneğin insanın kendi davranışları üzerindeki iradesini yok ederek, ideolojisinden vazgeçirerek, ideolojisizleştirerek, teslimiyet düşüncesini oluşturarak, devrimciyi içgüdüleriyle yaşar hale getirerek, devrimciye güç veren değer ve geleneklerden giderek, tecrit edilmiş bir hücrede yaşayarak uzaklaşmasını sağlayarak, devrimcinin giderek dost düşman gibi kavramlarda ayrımını ortadan kaldırarak ve benzeri etkilerle diyebiliriz, örgütsüzleştirerek, örgütsel varlığını, örgütlü yaşamını, örgütlü düşünce, ilke ve kurallarla düşünce tarzını yok ederek, yani nihayetinde sistemle uzlaşır ve devrimci düşüncelerinden uzaklaşmış bir kişilik haline getirerek teslim alma dayatmasıdır tecrit. Burada şöyle diyebiliriz, tüm bunların özünde ne vardır dersek, özünde devrimcinin düşünce sistemini bozmaya hizmet eder tecrit. Bildiğimiz gibi düşünce esas olarak dış yaşamla etkileşim içerisinde şekillenen bir şeydir. Yani devrimci düşüncelerde somutlarsak, bir devrimcinin devrimci düşüncesini şekillendiren bulunduğu ülkenin yaşam koşullarıdır. Dünyanın tarihine ilişkin edindiği bilgilerdir. Yani teorik olarak aldığı Marksist ideolojidir. Öğrendiği Marksist ideolojidir. Ve bu ideolojinin kendi ülkesi koşullarında yaşama uygulanmasıdır. Eğer devrimci hem ideolojik olarak teorik düşüncelerden soyutlarsanız, yani ideolojik olarak beslenmesini kitap yasaklarıyla ve benzeri yasaklarla eğitim çalışmalarını engelleyerek sonlandırırsanız, hem de devrimci düşünceleri besleyen yaşam koşullarından
bunları halkın içinde bulunduğu yaşam koşulları diye somutlayabiliriz. Yani ülkesinin sömürgeleştirilmiş bir ülke, işgal edilmiş bir ülke gerçekliğinden uzaklaştırırsanız, yoksulluktan, açlıktan, işsizlikten, devletin, faşizmin zulmünden, baskılarından soyut bir hücreye kapatırsanız, yani bu tür gerçeklikleri algılamasını engellerseniz ve bunu yıllar içine yayarak uygularsanız, gidecek o devrimci bir hücre içerisinde dünyadan ve yaşamdan soyutlanmış olacaktır. Yani beyni ve düşünceyi besleyen temel etkilerden soyutlanmış olacak, soyut ve gerçeklerden uzak bir düşünce tarzına kapılmış olacaktır. Yani şöyle diyebiliriz, devrimciyi ideolojik ve pratik olarak düşüncesini, devrimci düşünceyi besleyen koşullardan uzaklaştırılarak tecrit, devrimci düşünceyi yok eden bir silahtır. O zaman somutlarsak, yani cümleyi toparlarsak, tecrit özünde devrimcinin çözüm gücünde somutlanan diyalektik materyalist düşünce sistemini değiştirmek için uygulanan ideolojik, politik, sosyal, kültürel baskıdır. Ama burada en çok öne çıkan boyutu nedir? Sosyal baskıdır. Yani sosyal yaşam ortamından devrimciyi koparmaktır. Yani bilimsel düşünce tarzından uzaklaştırmaktır amaç. Bilimsel düşünce sisteminden, diyalektik yönlerinden uzaklaşan devrimci ideolojik boyutta da inançsızlaşacak ve giderek teslim olacaktır. Öz olarak faşizmin ve emperyalizmin tecrit politikasından almaya çalıştığı sonuç budur. Giderek tecrit koşullarında yaşanan sonuçlar, yani devrimcilerin tecrit hücrelerinde 10 yıllar geçirdikten sonra düşünce sistemindeki karmaşıklık ve psikolojik diye tanımladıkları, aslında psikolojik denen sorun düşünce bozukluğudur, düşünce çarpılmasıdır ve kaynağını gerçek dünyadan etkilenmeden kopmasından alır. Bunu sağlayarak devrimci düşünceyi yok etmeye çalışmıştır. Peki devrimciler bunun karşısında çaresiz ve silahsız mı olacaklardı? İtirafçılaştırma ve sürgünlere son verilmesi, başta Eskişehir olmak üzere bütün tabutlukların kapatılması, tutsak yakınlarına yönelik saldırılara son verilmesi, savunma hakkı ve tutsakların tedavileri önündeki engellerin kaldırılması, kayıplara, infazlara, katliamlara, işkencelere son verilmesi, başta Kürt halkı olmak üzere tüm emekçilere yönelik devlet terörüne son verilmesi, Erzurum ve Diyarbakır zindanlarında vahşetin son bulması talepleriyle tutsaklar, süresiz açlık grevinin 45. gününde eylemlerini ölüm orucuna dönüştürdüler. Yüzlerce tutsak ölüm orucu gününü sürdü. Eylemin ölüm orucuna çevirdiği gün tutsaklar zaferi şehitlerimizle kazanacağız diye harp ediyor. Türkiye Devrimci Hareketi'nin pratiği, parti cephe tutsaklarının özgür susaklık pratiği bunun tersini göstermiştir. Tecrit dayatması faşizmin ve emperyalizmin dayatmasıdır. Ama susaklar da buna direnerek, mücadele ederek, tecrite teslim olmayarak karşılık vermişlerdir. Birincisi, tecrit politikası hayata geçirilirken buna karşı ölüm orucu direnişiyle mücadele edildi. Ağır bedellerle, yüzlerce şehit verilerek tecrit politikası boşa çıkarılmaya çalışıldı. Tecrit hapishanelerine gidildiğinde örgütsüzlük dayatmasına, tecrit hücreleri koşulları sonuna kadar zorlanarak karşı çıkıldı. Örgütsel ilişkiler sürdürülmeye çalışıldı. Kitap yasakları, dergi yasakları, dış dünyayla iletişimi koparan tüm yasaklar, içeride yoldaşlarla iletişimi koparan tüm yasaklar mücadeleyle parçalanarak adım adım geriletildi. Ve tecrit politikası hem fiziki olarak şu ya da bu ölçüde delindi, yenildi. Ama esas olarak da tutsaklar beyinlerinde teslimiyet dayatmasını sildiler, teslim olmadılar, tecriti yendiler. Yani Türkiye koşullarında emperyalizm ve faşizmin tecrit politikası sonuç alamamıştır. Devrimci düşünceyi teslim alma sonucuna ulaşamamıştır. Devrimciler devrimci düşünceleriyle yaşamaya ve daha çok mücadele gerekçelerini artırarak büyütmeye devam ettiler. Bu yanıyla dünyada Uruguay ve Türkiye'de devrimci yolu gibi örnekler değil, bizim önümüzü açan, yolumuzu aydınlatan örnek direniş örneği ve direniş geleneğidir. Tecriti boşa çıkaran da bu olmuştur diyelim. Ve programımızı burada bitiriyoruz. Herkese hoşça kalın diyoruz.